Sen buraya değil de yukarı o araya bakman lazım. Paraşütün dragging action vardır. Açıldığında paraşüt hemen taşımaz. Bir kere bunu yaparken burayı bir emniyete almak lazım. Yakında duran asker var ya, önce onun halledilmesi lazımdı. Evet bayan, duracaksın, çocuk var filan. Merhabalar, ben Namık Ekin. Yıllarca televizyonlarda program yapıyorum. 12 yaşında asker olup 17'sine Bahriye'de SAS Komando Birliği'nde kaldım. Bugün de sizlerle birlikte oyunlardaki askeri sahneleri değerlendireceğiz. Hep beraber eğleneceğiz inşallah. Duralım. Oradaki hani yakında duran asker var ya, önce onun halledilmesi lazımdı. Galiba onu son öldürdü. Önce onu halledip o önünde durduğu direğin arkasına saklanıp ötekini öldürmek daha güzel olurdu. Fakat atış, nişan alma falan sahneleri çok harika, çok güzel. Yanında birisine vuruyorsun, diğer asker dönüp bakmıyor. Susturucu ne kadar keser sesi, onu soruyor. Yani bu şey, bilgisayar formunda yapıldığı için hani sanki sesi duymamış da dönmüyormuş falan gibi yapılıyor. Ama sana en yakınını ve en yakın dönebileceği önce öldürmekte, ateş etmekte fayda var. En çok tehlikeli gelecek, biz hep şey deriz ya, birisine zarar vermek istiyorsan ona yakın ol demin. Sana en yakın olan, sana en zarar verecek kişidir. Önce onu, sonra uzaktakine ateş etmekte fayda var. Bakın çekim çok güzel, çok iyi nişan var. Bunu daha erkenden vurabilirdi, bunu biraz daha erken. Bekledi biraz. Böyle meydana çıkmak doğru değil, çok dikkat ettik değil mi? Bakın çok meydanda, o tepeye geldiğinde. Ama nişan falan şeyi, dizaynı çok güzel. Burada deminkinde biraz çarpı işareti yukarıda kaldı ama vurdu. Eğer sağ ateş ediyorsa sağa saklanmak doğru değil, sol tarafı dışarıda kalıyor. Sol tarafına gizleyip sağdan ateş etmek daha faydalı. Yani burası duvarın arkasında burası. Burası dışarıda. Bakıp nişan alıp atmakın fayda var. Genel olarak nasıl buldunuz? Ben bunu güzel buldum. Bir de şey güzel. Dürbünü alıyor ya, tam çarpının ortasına getirdi. Bir tanesi biraz yukarıdaydı ateş ettiğinde. Diğerleri böyle tam kafa hizasındaydı. Temiz ev olayı. Burayı gürültüsüz açmalar lazım. Evet, gürültüsüz, tamam. Bak gördün mü, arka arkaya tek tek girdiler. Onlar yaklaşık. Kapı ediyor, anladı. Bravo 6 moving interior. Güzel. Ağzını kapanması lazımdı burada. Ağzını derken ağzını da burnunu, birini göstereyim, gel bak. Ağzını kapa deriz hani, düşmanın birdenbire bıçaklayacaksınız falan ya. Ağzını değil, ağzını ve burnunu birlikte kapayın deriz böyle. Bağır. Bağır. Bağıramıyorsun değil mi? Hiç çıkmıyor. Hiç çıkmıyor. Öyle kapanacak. Yalnız ağzı değil, burnunu da böyle kapayacaksın. Nefes alamayacak. But this operation failed. Take them from behind this. Your dead brother. Drop him. Clear that room. Tek ateş sesi duydum ben orada ama. Sana evet, güzel güzel. Secure. Dikkat ettiniz mi nereye saklandı yere, ne kadar güzel saklandı. Gündüz gibi görüyor adamlar. Secure. Belki yaralı ölmediğine inerse bir daha AK-47 diyor. Dikkat ediyorsunuz merdiven çıkışı. Kadın tehlikeli duruma gelince kadını vurdu orada. Kadın silaha doğru koştu. Evet. Çok sıkıntı hocam. Rehine zannediyorsunuz. Tabii. Copy. Make sure this floor is secure. Ah.
personal secure. Duvarda ateş etme yapılan bir şey mi? Tabii hocam? Tabii. Böyle karton piyer falan oluyor ya evlerin çoğu. Yapılan bir şey sesin geldiği tarafa doğru nerededir diyor. Zaten ateş ettiği zaman o mermilerin nereden geldi burayı deliyor ya kapıyı. Kapıdan gidiyor bir yere saplanıyor ya. Demek ki tam zıttında karşısında buradan atan da orayı tahmin ederek atıyor. Ha dur. Bunun anlamı ötekinin sırtına bakıyordu demin. Yani ya yukarı bakacak ya dışarı doğru bakacak. Arkadaşına bakmayacak hiçbir zaman. Sonra düşmanı görünce içeri çevireceksin. Eğitimde de canlıya bakmayacak. İster dört ayaklı olsun. Burada merdiven böyle çıkıyor ya yukarı doğru. Yukarı, şimdi burada yok kimse görüyorsun. Sen buraya değil de yukarı o araya bakman lazım. Yani yavaş yavaş yaklaştıkça adamı görecek şekilde bakman lazım. Buradan yavaş yavaş baka baka gidiyorum ya ben. Arkadaki de benim bakmadığım yere oraya bakacak. Çünkü ben buraya doğru geldim. Dönünce adam varsa ateş edeceksin. O aşağıda adam olduğu için aşağı adam at. Yani close quarter battle, kapalı mekan baskınlarında merdiven çıkışı çok önemlidir. Evet, güzel. Şeye dikkat ediyorsun değil mi? Bak adam hep arkasında, yani duvarın arkasında. Kapıdan içeri girip ateş etmiyor. Hep arkasında, sonra çıkıyor. Gördü, yaslandı, nişan aldı at. Hocam flashbang çok kullanılan bir şey mi? Burada çünkü ilk onu atıyor, flashbang atıyor. Yani şöyle bir duman muman yapman lazım, bir rahatsız etmen lazım ki atabilesin. Bilmediğin bir yere giriyorsun ya, o zaman orayı kapayacaksın, ya tarayacaksın orayı ya da adamın o dumandan rahatsız olup dışarı çıkıyor ya dumanın dışına, o zaman sana geliyor av. O zaman ateş edebiliriz. Evet, bayan duracaksın, çocuk var filan. Ateş etmek doğru değil, esir alacaksın. Birisi bayanın yanında duracak, ateş etmeyecek, devam edeceksin. Bazen nasıl öldürülüyor? Ses yapıyor, senin geldiğini öğreniyor, timin geldiğini öğreniyor. Usain Bin Laden alırlarken Pakistan'dan birkaç kadın da öldürdüler canım. Amerikalı, bizim satlar. Kadın da öldürdüler çünkü kadınlar da gürültü yapıyordu, tamam mı? Öldürdüler ama her şey meydana çıktı tabii. Yukarı çıkıp üst katta yakaladılar Bin Laden'i. Paraşüt de atladı, açacak şimdi. Biraz şey oldu bu. Çok yakın açıldı paraşüt, çok yakın açıldı. Ve çok yakınken açıp hemen indi. Öyle bir şey olmaz. Biraz yukarıda açılır paraşüt. Paraşütün dragging action vardır. Açıldığında paraşüt hemen taşımaz. Böyle şişiyor ya sen düşerken. Mesela ben köprüden atlıyorum, köprülerden. Atlıyorum, açılınca suya 20 metre kalıyor. Ama operasyon için çok yukarılardan atladığında 250 metre falan önce açman lazım. Çünkü paraşütün şişmesi falan 150 metreyi buluyor. Evet. Bunlar çok iyi planlı. Şimdi çatışma olacak herhalde karşılıklı. Hem hakiki ev gibi gösteriyor hem de böyle bulutlu gösteriyor. Bıçak mı yiyordu, ne yaptı? Evet, bıçakla boğazını kesiyor. Tamam. Karanlıkta biz koşmayın deriz fazla. Çünkü ayağın takılları falan görmüyorsun ya fazla. Yani dikkatli daha iyi kal. Hızlı yürüyün deriz dikkatli. Koşarken de ateş edemezsin. İyi nişan alıp atamazsın. Ama senaryo icabı tabii güzel yapılmış. And we got an entrance to our right. All right, switching to night vision. Lazerle. Someone heard that. Namlunun önünden geçiyor biraz o.
Orada biraz şey var. Çok tecrübeli insanlar zaten tetiğe basmaz yani. Çok dikkatli olur. Biz hep deriz. Hedefe nişan aldığın zaman tetiğe girsin lan parmak diye. Yani böyle. Ama çatışma olduğu zaman içine girer ve üçüncü boğumun ortasına alır tetiği. Silahın boşunu alırsın. Artık ufak bir çekişle patlayacak yerine kadar alabiliriz. We got one wolf here. Evet gitti. Gördün mü nasıl gidiyor bak. Yep, they heard us. Çıkana yani köşelere bakıyorsun. Burada da oraya bu emniyette. Copy, I'll get eyes on the left one. Taradı taradı taradı. Çıkacak şimdi herhalde birisi. Someone is coming. Şimdi kafayı uzatmak. Şimdi. Evet. He's down. He's down. Yani tamamen içeri girmedi gördün mü? Evet. Bu biraz gerçekçi değil mi? Hani... Daha gerçekçi. Çünkü planlamış adam oraya geliyor. Oradan çıkınca karşılaşıyorlar. Ve şeyi kamera sanki tüfeğin tam namlusu dürbünün içinde gibi tık diye gösteriyor ve hakikiye daha uygun oluyor. Lazer ne zamanlar kullanılır? Şimdi kapalı mekana girdin kalabalık falan var ya kendi arkadaşını falan vurmamak ve daha iyi nişan almak için ama lazeri görmemesi lazım düşman. Dolayısıyla içeri girdiğim kalabalık başladı ya lazeri o zaman açıp nişan almak lazım. Lazeri açabilirsin yukarı. Karşıda görmez ışığı. Kalabalığı gördüğün zaman indirirsin karşıya. Tabanca da böyle aklınız olsun. Girdiniz içeri değil mi? Tabanca burada, burada değil. Burada girdin, tak karşıya uzatınca namlunun ucunda olacak adam, hedef. Yani böyle durup da indir, nişan al falan yok. Böyle adamı gördüğün zaman buraya gidiyorsun, çıktı tak buraya. O zaman daha şanslısın oluyor. Come on up here, move, move! Bu bir piyade savaşı. Özel birlik değil, kalabalık bir piyade savaşı. Yaralandı, sürünüyor değil mi geri geri? Çekecek birisi. Medic! I need morphine! Bir kere bunu yaparken burayı bir emniyete almak lazım. Yani burada durulan iki tane adam var. Biri sıyıcı, biri yaralı. Ötekilerin etrafı emniyete alması lazım. Düşmana karşı yani hazır olması lazım. Eğer atış devam ediyorsa sen öne çıkamazsın. Namlunun falan önüne çıkmaman lazım atışın önüne. Ya ona bir şey atacaksın, ya silahını uzatacaksın, tutacak, çekeceksin falan. Veya eğileceksin yerden duvar falan varsa böyle yüksek, o görmeden zaman emniyetli yere, blank yere çekeceksin. Çok emniyetli bir yere. Çekince de ilk yapılacak şey eğer gidiciyse adam morfin vermek. Yani acısını azaltmaktır. Yok gidici değil de bir şeyse turnike. Neresi yaralı burası yukarıdan turnike vurmak lazım. İple herhangi bir şeyle. Onu da 12 dakikada bir gevşetmek lazım ki kangren olmasın burası. Ondan sonra yüksekte tutman lazım. Aşağı indirirsen çok daha fazla kan akar. Yaralı o kanleri kalbinden yukarıda tutmak lazım. What a rest ray. Right here. Adamın no, elini görüyor musun? Hey. Daniels. I'm here. Help me. I did it, goddamn it. Bak gördün mü? Güzel saklanmışlar. Hani duvar var. Evet. Arkada o zaman müdahale falan ilk yardım yapılabiliyor orada. I got this. Go. Bu kompres. Baskı uyguluyor. You'll take care of him. I need you with me, Daniels. Çok detaylı bu arada. Bayağı tabii, gerçeğe tabii. Yakın. O zamanın hep giyimleri, kuşamları, silahlar. Miğfer de aynı. Evet. Let's move down the shops to the left. Let's go quick. Everybody stay together. Stay together. Follow. I'm in rear. Following. I'm right behind you, Drew. Watch right. Mankenler falan konmuşlar ki. Karıştırmak için olayı değil mi? Oh, They're over that way. If we want to push up on them. We can and wrap around. Sağda biri evet. Oh, I'm getting shot from the left, from the left. I got him. He's down, he's down, he's down. I'm covering, you move up. Dürbünle taramalı tüfekle atış ediyor ya. Oynuyor tabii o zaman oynuyor. Onu böyle orada tutmak dairesel hareketlerle orada tutmak lazım. Yani yan böyle değil de şimdi sen ben sana böyle oynarsam buraya da atışacağım buraya. Dairesel edersem çoğu üstten alttan vurabilir seni tamam mı? Orada da ona benzer bir şey yapıyorlar yani. Move Jay, just move, move. Jay, I'm run. He's heading down the hallway. I'm suppressing him, move, man, move. I'm trying, I'm hit. Oh god!
Bu baskı ateşi diyoruz, diğerleri ilerlesin diye. Bu ateş edince ötekiler iniyor ya oradakiler. Onlar biliyor ki arkadaşı ateş ediyor. İlerliyorlar, onları vurmayacağı diye. Yani hedefe yaklaşmak için. Buradaki sahneler planlı ve bilgisayarda yapıldığı için çok daha hesaplı ve dikkatli yapılmış. Tabii oturduğu yerden yapılıyor ya bu işler. Daha kolay arazide, sahnede, platoda çekmekten. Ama ben bunları harika buldum. Yapılan kritikler de harikaydı. Fakat tanıdığım arkadaşları daha iyi harika buldum. İyi ki bana bugünü yaşattınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Alkışlayalım o zaman. Bir alkışlarla bitirelim. Ağzınıza sağlık diyelim.